Günümüzde su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle tarımda suyun dikkatli bir şekilde kullanılması, bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarının doğru bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Bunun için damla sulama sistemleri gün geçtikçe popüler hale gelmektedir. Ancak ticari sulama sistemleri pahalı olabilir ve herkesin bütçesine uygun olmayabilir. Neyse ki kendi ellerinizle basit ama etkili bir damla sulama sistemi oluşturmak mümkündür. İlk adım olarak, sistemi oluşturmak için gerekli malzemeleri temin etmelisiniz. Bir bahçeye hortumu, hortumun bağlanacağı bir su kaynağı, pompa, filtre, damla sulama borusu ve damla sulama uçlarına ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, Bitkileri sulayacağınız alanın büyüklüğüne bağlı olarak daha fazla malzeme satın almanız gerekebilir. İkinci adım, su kaynağınızı ve bahçeye hortumunuzu birbirine bağlamaktır. Bir hortum adaptörü kullanarak su kaynağınıza bağlantı yapabilirsiniz. Ardından, pompayı su kaynağına bağlamalısınız. Pompanın gücünü ayarlamak için bir voltaj regülatörü kullanabilirsiniz. Damla sulama nedir? Damla sulama, bitkilerin kök bölgelerine doğrudan su ve besinleri düşük basınçlı bir sistem aracılığıyla sağlamak için kullanılan bir sulama yöntemidir. Damla sulama sistemi, bitkilere noktasal veya hattaki damlalar şeklinde su temin eder. Bu da suyun doğrudan bitkilerin köklerine gitmesini sağlar. Bu yöntem, su ve besin kaynaklarının verimli kullanımını teşvik ederken, su kaynaklarının israfını en aza indirir. Damla sulama sistemi, bitkilerin büyüme döneminde en etkili sulama yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, bitkilerin susuz kalmadan ve aşırı sulama olmadan doğru miktarda su almasını sağlar. Aynı zamanda bitkilerin yapraklarına su püskürtülmediği için yaprak hastalıklarının yayılmasını da önler. Damla sulama sistemi ayrıca gübre kullanımını optimize eder ve gübre kaynaklarının korunmasına yardımcı olur. Damla sulama sistemi ayrıca su kaynaklarının verimli kullanımına katkıda bulunur. Diğer sulama yöntemlerine kıyasla, Damla sulama sistemi su tüketimini %50 ila %70 oranında azaltabilir. Bu da su kaynaklarının korunmasını sağlar ve suya erişimi sınırlı olan bölgelerde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik eder. Damla sulama sistemi tarımda kullanıldığı gibi çiçeklikler, bahçeler ve çimler gibi peyzaj alanlarında da yaygın olarak kullanılır. Bu yöntem Bitkilerin su alımını optimize ederek bitkilerin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesini sağlar. Aynı zamanda zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar. Çünkü her bitkiye ayrı ayrı sulama yapmak yerine sistemin otomatik sulama özelliği sayesinde bitkiler otomatik olarak sulanır. Damla sulama sisteminin avantajları şunlardır: Su tasarrufu sağlar, gübre kullanımını optimize eder, bitkilerin daha sağlıklı ve verimli büyümesini sağlar, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını teşvik eder. Damla sulama sistemi kurulumu bitki türüne, toprak tipine ve sulama ihtiyacına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak sistemin ana bileşenleri su kaynağı, hortum, filtre, boru Damla emici ve sulama aparatıdır. Damla sulama sisteminin bakımı da düzenli olarak filtreleri temizleme ve tıkanıklıkları giderme gibi basit işlemleri içerir. Genel olarak, damla sulama sistemi, bitkilerin su ihtiyacını en etkili ve verimli bir şekilde karşılamak için önerilen bir sulama yöntemidir. Bu yöntem, bahçe sahiplerine, çiftçilere ve peyzaj alanlarında çalışan profesyonellere su tasarrufu sağlamak ve bitkilerin sağlık ve verimliliğini artırmak için kullanabilecekleri bir seçenek sunar. Kendi damla sulama sisteminizi yaratın. Ev bahçenizi veya tarlanızı daha verimli sulamak için kendi damla sulama sisteminizi yaratmanız mümkündür. İşte sizin için adım adım bir plan, ihtiyaçlarınızı belirleyin. Öncelikle, sulamı yapmak istediğiniz alanın büyüklüğünü ve bitki türlerini düşünün. Bu, ne kadar su ihtiyacınız olduğunu ve damla sulama sisteminizin ne kadar karmaşık olması gerektiğini belirlemenize yardımcı olacaktır. Gerekli malzemeleri temin edin. Damla sulama sistemi için bazı temel malzemelere ihtiyacınız olacak. Bunlar arasında borular, tüp bağlantıları, damla sulama nozulları filtreler ve basınç regülatörleri bulunmaktadır. Bu malzemeleri yerel bir bahçe malzemeleri mağazasında veya çevrim içi olarak satın alabilirsiniz. Sulama düzeninizi planlayın. Damla sulama sistemi için nasıl bir düzen oluşturmak istediğinizi karar verin. Bitki sıralarını ve sulama noktalarını dikkate alarak, boruları ve nozulları nasıl yerleştireceğinizi planlayın. Bu, suyun eşit bir şekilde yayılmasını sağlayacak ve bitkilerin yanlış yerlere su verilmesini önleyecektir. Montajı yapın. Malzemelerinizi topladıktan sonra boruları ve diğer parçaları birleştirerek damla sulama sisteminizi kurun. Boruları kesmek, tüp bağlantıları yapmak ve nozulları yerleştirmek için gerekli araçları kullanın. Tüm parçaları doğru şekilde monte ettiğinizden ve sızdırmazlık sağladığınızdan emin olun. Sistemi test edin. Kurulum tamamlandıktan sonra damla sulama sisteminizi test edin. Suyu açın ve her bir nozuldan suyun düzgün bir şekilde akıp akmadığını kontrol edin. Ayrıca Su basıncının doğru ayarlandığından emin olun ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu miktarda su verildiğinden emin olmak için sistemi birkaç saat boyunca çalıştırın, bakımı yapın. Damla sulama sisteminizin düzenli bakımını yapmak önemlidir. Nozulları düzenli olarak kontrol edin ve tıkanmış olanları temizleyin. Boruları ve diğer parçaları düzenli aralıklarla temizleyin ve kontrol edin. Ayrıca, sistemin çalışmasını etkileyen herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Sorunu gidermek için gerekli önlemleri alın. Kendi damla sulama sisteminizi yaratmak, bitkilerinizi düzenli ve etkili bir şekilde sulamanın kolay bir yolu olabilir. Bu sayede su tasarrufu yapabilir, bitkilerinizi daha verimli bir şekilde büyütebilir ve bahçenizin veya tarlanızın bakımını kolaylaştırabilirsiniz. 5. Damla sulama için ihtiyaçlarınızı belirleyin. Damla sulama sistemi kurmadan önce Sulama ihtiyaçlarınızı belirlemeniz önemlidir. Bahçenizin veya tarlanızın hangi bitkileri sulayacağınızı ve ne kadar suya ihtiyaç duyduklarını önceden belirlemeniz gerekmektedir. Bunun için bitkilerin türü, büyüklüğü, çeşidi ve hassasiyeti gibi faktörleri dikkate almanız gerekmektedir. Ayrıca sulama için kullanacağınız suyun miktarını da belirlemeniz önemlidir. Bu, su kaynağınızın kapasitesine ve sulama yapacağınız alanın büyüklüğüne bağlı olacaktır. Su depolama tanıkları kuyular veya şebeke suyu gibi farklı su kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Damla sulama sistemini kurarken, sulama hattının uzunluğunu ve dağılımını da dikkate almanız gerekmektedir. Bahçenizdeki bitkilerin yerleşimi ve sulama alanının inine ve boyuna yayılımı göz önüne alınarak, Sulama hattının nasıl döşeneceği ve damlalıkların nasıl yerleştirileceği planlanmalıdır. Aynı zamanda, damla sulama sistemi için kullanacağınız kontrol ve regülatör ekipmanlarını da belirlemeniz gerekmektedir. İşletme basıncı, debi kontrolü, zamanlama ve otomatik sulama gibi faktörleri dikkate alarak, Uygun ekipmanları seçmelisiniz. İhtiyaçlarınızı belirlemek için bahçenizin veya tarlanızın özelliklerini dikkate alarak bir plan yapmanız, daha verimli bir damla sulama sistemi kurmanıza yardımcı olacaktır. Bu sayede su kaynaklarının daha etkin kullanılması ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu doğru miktarlarda alması sağlanacaktır. Damla sulama sistemi kurulumu. Damla sulama sistemi kurulumu, bitkilerinize düzenli ve verimli sulama sağlamanın en etkili yoludur. Bu sistem Bitki köklerine suyu doğrudan ve yavaşça verir. Böylece suyun boşa gitmesi engellenir ve bitkilerin susuz kalmaması sağlanır. Damla sulama sistemi kurulumu aşağıdaki adımları içerir. Adım 1: İlk adım olarak damla sulama hattınızı seçmeniz gerekmektedir. Bu, bitkilerinizin yerleştirileceği yere bağlı olarak değişebilir. Damla sulama hortumları bitkilerin arasına yerleştirilir ve suyun damgeli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Adım 2: Seçtiğiniz damla sulama hattını zemine yerleştirmeniz gerekmektedir. Zemine gömülü bir sistem tercih ederseniz, hortumları gömmek için bir çukur kazmanız gerekebilir. Daha sonra hortumları dikkatlice yerleştirip zemine gömmelisiniz. Adım 3. İhtiyacınıza bağlı olarak damla sulama sisteminize bir su kaynağı bağlamanız gerekebilir. Eğer bahçenizde bir musluk varsa, hortumları musluğa bağlayabilirsiniz. Su kaynağınızı seçtikten sonra hortumları musluğa veya su kaynağına bağlamanız gerekmektedir. Adım 4. Damlalık hortumları kesip bitkilerinizin köklerine yerleştirin. Bitkilerin kökleri hortumun içinden geçmeli ve hafif bir eğimle yerleştirilmelidir. Bu, suyun doğru şekilde bitkilere akmasını sağlar. Adım 5. Damla sulama sisteminizi test edin. Sulamaya başlamadan önce, Hortumların düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Hortumların deliksiz olduğunu ve suyun bitkilere düzgün şekilde aktığını kontrol edin. Gerekirse hortumları yeniden düzenleyin veya gerekli düzeltmeleri yapın. Adım 6. Damla sulama sisteminizi düzenli olarak kontrol edin ve bakımını yapın. Hortumların tıkanmış olmadığından ve suyun düzgün bir şekilde akışını sürdürdüğünden emin olun. Ayrıca Sisteminizin zaman zaman bakımını yaparak sorunları önleyin ve verimli çalışmasını sağlayın. Damla sulama sistemi kurulumu, bitkilerinize düzenli ve yeterli su sağlamanın en etkili yoludur. Bu basit adımları takip ederek kendi damla sulama sisteminizi kolaylıkla kurabilir ve bitkilerinize sağlıklı bir ortam oluşturabilirsiniz. Damla sulama sisteminin avantajları: Damla sulama sistemi tarım alanında birçok avantaj sunan bir sulama yöntemidir. İşte damla sulama sisteminin sağladığı bazı faydalar. Su tasarrufu, damla sulama sistemi, suyun doğrudan bitkinin kök bölgesine aktarılmasını sağlar. Bu sayede su kaybı minimuma iner ve su tasarrufu sağlanır. Geleneksel sulama yöntemlerine göre %50-70 oranında su tasarrufu mümkündür. Besin maddelerin verimli kullanımı, damla sulama sistemi ile bitkilere verilen su, besin maddeleriyle birlikte direkt olarak kök bölgesine taşınır. Bu sayede bitkilerin besin maddelerini daha verimli bir şekilde kullanması sağlanır. Tuz birikimini önler, düzenli olarak damla sulam yapıldığında, Su ve besin maddeleri bitkinin kök bölgesine kontrollü bir şekilde verildiği için tuz birikimi ve tuzluluk sorunları minimize edilir. Yabancı ot kontrolü, damla sulama sistemi sayesinde su ve besin maddeleri doğrudan bitki köklerine verildiği için yabancı ot büyümesi azalır. Bu da tarım alanında yabancı otla mücadelede kolaylık sağlar. Hastalık ve zararlıların azalması, damla sulama sistemi, bitkilerin yapraklarının ıslanmamasını sağladığı için hastalık ve zararlıların yayılmasını önler. Bu da bitki sağlığını korur ve kimyasal kullanımını azaltır. Zaman ve enerji tasarrufu Damla sulama sistemi Otomatik veya zamanlayıcılarla kullanılabildiği için sulama işlemi otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Bu da zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar. Daha homojen sulama, damla sulama sistemi suyun ve besin maddelerinin bitki kök bölgelerine homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu da bitkilerin daha sağlıklı ve homojen bir şekilde büyümesini sağlar. Damla sulama, tarım sektöründe verimliliği artıran ve doğal kaynakları koruyan önemli bir sulama yöntemidir. Bu nedenle Damla sulama sistemi kurulumu düşünen kişiler için yukarıdaki avantajlar göz önünde bulundurulmalıdır. 11. Damla sulama sistemi bakımı ve sorun giderme. Bir damla sulama sistemi kurduğunuzda düzenli bakım yapmak önemlidir. Bu, sisteminizin uzun süre çalışmasını ve verimli bir şekilde bitkilerinizi sulamasını sağlayacaktır. İşte damla sulama sistemi bakımı için bazı ipuçları ve sorun giderme yöntemleri. 1. Filtreleri temizleyin. Damla sulama sisteminizdeki filtreleri düzenli olarak temizlemek, tıkanmayı önlemek için önemlidir. Yabancı cisimler, çamur veya kireç gibi maddeler filtreleri tıkayabilir ve suyun akışını engelleyebilir. Filtrelerin tıkanmasını önlemek için onları haftada bir kez veya ihtiyaç duyulduğunda temizleyin. 2. Boruları kontrol edin. Damla sulama sisteminizdeki boruları düzenli olarak kontrol edin. Çatlaklar, Delikler veya bozulmalar gibi herhangi bir sorun tespit ederseniz, bunları tamir edin veya değiştirin. Borulardaki sızıntılar bitkilere yeterli suyun ulaşmasını engelleyebilir. 3. emicileri temizleyin. Damla sulama sistemindeki emicilerin tıkanmasını önlemek için düzenli olarak temizlemek önemlidir. Emiciler suyu bitkilere doğru şekilde dağıtmak için kullanılır. Tıkanmış emiciler suyun düzgün bir şekilde akmasını engelleyebilir ve bitkilere yeterli miktarda suyun ulaşmasını engelleyebilir. Onları haftada bir kez veya ihtiyaç duyulduğunda kontrol edin ve temizleyin. Dördüncü sistemi test edin. Damla sulama sisteminizi düzenli olarak test etmek. Herhangi bir sorunun erken tespit edilmesini sağlar. Sistemi açın ve suyun doğru şekilde akıp akmadığını kontrol edin. Suyun tüm bitkilere eşit bir şekilde dağıldığından emin olun. Herhangi bir sorun tespit ederseniz, Sorunu hemen düzeltin. 5. düzenli kontrol yapın. Damla sulama sisteminizi düzenli olarak kontrol edin. Bitkilere yeterli miktarda su sağlandığından emin olun. Bitkilerin sağlıklı göründüğünü ve sulama sisteminin doğru çalıştığını kontrol edin. Herhangi bir sorun veya eksiklik tespit ederseniz, sorunu hızlı bir şekilde çözün. Kendi damla sulama sisteminizin bakımını düzenli olarak yaparak Bitkilerinizin sağlıklı büyümesini ve verimli bir şekilde sulanmasını sağlayabilirsiniz. Sorunları hemen çözmek, sisteminizin uzun ömürlü olmasını sağlar ve bitkilerinizin en iyi şekilde büyümesine yardımcı olur. Damla sulama sistemi için yaygın sorunlar ve çözümleri. Damla sulama sistemleri, bitkilerinizin otomatik olarak sulanmasını sağlayan etkili araçlardır. Ancak zamanla bazı yaygın sorunlar ortaya çıkabilir. İşte bu sorunlara yönelik bazı çözümler. 1. Tıkanmış damla sulama hattı. Eğer damla sulama hattınız tıkanırsa, düşük basınçlı bir su jeti kullanarak hattı temizleyebilirsiniz. Ayrıca, filtreleri ve memeleri düzenli olarak kontrol edip temizlemekte tıkanıklığı önlemek için önemlidir. 2- su basıncı sorunu, damla sulama sisteminizin su basıncı yetersizse, su kaynağına daha yakın bir noktada sulama hattına bir basınç düşürücü ekleyebilirsiniz. Ayrıca, yüksek basınçlı bir pompa kullanarak su basıncını artırabilirsiniz. 3. iklim koşullarına uygun ayarlar yapmamak. İklim koşullarının değişkenliği dikkate alınmadığında, bitkileriniz ya çok az ya da çok fazla su alabilir. Damla sulama sisteminizin zamanlayıcısını düzenli olarak kontrol ederek ve isteğe bağlı olarak sulama periyotlarını ayarlayarak bu sorunu çözebilirsiniz. Dördüncü Yanlış neme ayarlı sensörler. Nem sensörleri, Bitkilerinizin su ihtiyacını belirlemekte önemli bir rol oynar. Ancak yanlış ayarlandığında veya düzgün çalışmadığında sistem yanlış sulama yapabilir. Nem sensörlerini düzenli olarak kontrol ederek ve gerektiğinde ayarlamalar yaparak bu sorunu gidermek mümkündür. 5. Zayıf kaliteli malzemeler. Damla sulama sisteminizin uzun vadeli ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için kaliteli malzemeler kullanmanız önemlidir. Düşük kaliteli hortumlar Bağlantı parçaları veya memeler sorunlara neden olabilir. Bu yüzden damla sulama sistemi kurarken kaliteli malzemeler seçmek önemlidir. Altıncı bakım ihmal edilmek, damla sulama sisteminizin düzenli bakımı sorunların ortaya çıkmasını önlemek için önemlidir. Sulama hattını ve filtreleri düzenli olarak kontrol ederek tıkanıklıkları önleyebilir ve sistemdeki herhangi bir aşınma veya hasarı tespit edebilirsiniz. Yukarıda belirtilen sorunlardan herhangi birini yaşadığınızda, bu çözümleri deneyebilirsiniz. Ancak, sorun çözümü konusunda hala sorun yaşıyorsanız, bir uzmandan yardım almanızda fayda vardır. Damla sulama sisteminizin düzgün çalışması bitkilerinizin sağlığını korumak için önemlidir. Nasıl bir damla sulama sistemi oluşturabilirim? Kendi elinizle bir damla sulama sistemi oluşturmak için birkaç adım izleyebilirsiniz. İlk olarak bahçe veya bitki alanınıza uygun bir su kaynağı belirlemelisiniz. Ardından boru ve damla emisyon sistemleri gibi malzemeleri satın almalısınız. Boruları bitkilerin etrafına yerleştirerek Bitkilere su sağlayacak şekilde düzenlemelisiniz. Ayrıca bir sistem kontrol cihazı ve zamanlayıcı ekleyerek sulama süresini ve sıklığını ayarlamalısınız. Damlama sulama sistemi kurarken nelere dikkat etmeliyim? Damlama sulama sistemi kurarken dikkat etmeniz gereken birkaç faktör vardır. İlk olarak bahçe veya bitki alanınızdaki bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarını ve sulama sıklığını belirlemelisiniz. Bu bilgi Size uygun boru çeşidini ve damla emisyon sistemini seçmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca su kaynağınızın yeterli olduğundan emin olmalı ve boru sistemi ile bitkiler arasında eşit bir su dağılımı sağlamak için düzenlemeler yapmalısınız. Hangi malzemeleri kullanarak damla sulama sistemi yapabilirim? Damlama sulama sistemi oluşturmak için birkaç temel malzemeye ihtiyacınız olacaktır. Bunlar arasında borular, damla emisyon sistemleri, bağlantı parçaları sistem kontrol cihazı ve zamanlayıcı bulunmaktadır. Borular bitkiler arasında su taşırken, damla emisyon sistemleri suyu bitkilere doğrudan dağıtır. Bağlantı parçaları, boruları birleştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur. Sistem kontrol cihazı ve zamanlayıcı ise sulama süresini ve sıklığını ayarlamanızı olanak sağlar. Damlama sulama sistemi kullanmanın avantajları nelerdir? Damlama sulama sistemi kullanmanın birçok avantajı vardır. İlk olarak, bitkilere doğrudan su sağladığından su kaybını minimize eder ve su tasarrufu sağlar. Ayrıca, düzenli ve yavaş su dağıtımı sayesinde bitkilerin kök sistemleri daha sağlıklı gelişir. Bu sistem aynı zamanda ot ve yabancı otların büyümesini azaltır. Hastalık ve zararlıların yayılmasını engeller. Damlama sulama ayrıca zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Çünkü elle sulam yapmak zorunda kalmazsınız.